Evet arkadaşlar, merhabalar Songül, Sefa, Vedat, tanıdık isimler var sanki arada, Sesler, Burak, Eren, Seren var. Ses almayan arkadaşlar, solan köşede yer alan sese katıl seçeneğini aktif etmelidir. Çok şık gözüküyorsunuz hocam. Tabii ki yani diyorum ya Ömer, saçlarımı bile ne taradım yani. Hafif de olsa taranıyor. Değil mi Ömer? Ömer, önemli olan nedir? Asıl iyi değerlendirmektir değil mi? Evet yani. Şöyle. Merhaba Geksa. Evet. Herkese merhabalar. Bayağı kalabalığız arkadaşlar. Durun ben ekran paylaşımı yapayım. Tanıtım dersimizde arkadaşlar ne yapacağız? Evet. Soru. Sorucum. Yani analizler yaparak, bazı değerlendirmeler yaparak. Yani siz bizim burada ne iş yaptığımızı bu derste, pek güzel olarak neler yaptığımızı bu derste daha net bir şekilde göreceksiniz. Evet arkadaşlar, bir dakika bakayım, bir iki dakika sonra başlayacağız. Sizler hazırlandınız sınava. Artık değil mi? Muhtemelen konuları bitirdiniz. Artık tekrarlar yapmaya başladınız. Sorular çözüyorsunuz değil mi? Tekrar demeyiz ama sizce önemli olan yerler tekrar edilmiş sorularla. Esra, tabii ki şimdi yani bize tanınan süre içerisinde yani tarihte şöyle bir şeyler, bazı dikkat edilmesi gereken noktalar söyleyeceğim. Yani bu saatten sonra ne yapabiliriz? Mesela bazı arkadaşlarımız diyor, hocam diyor, tekrar yapamadım, fazla çalışamadım falan. Bu saatten sonra ne yapabilirim? Diğer arkadaşlarımıza da bir önerimiz var. Hocam, ben tekrar ettim, bir yıl boyunca sürekli çalıştım, konuları öğrendim, soruları çözdüm, bundan sonra nasıl bir yol isteyeyim? Ya diyecek arkadaşlarıma da söyleyeceklerim var, diyen arkadaşlarıma da. Yani hepinize bir şeyler söyleyeceğim, herkese bir şeyler paylaşacağım. Ve bazı sorular çözeceğiz. Tabii ki arkadaşlar, yani ben en başta şunu söyleyeyim. Tabii yani elimden geldiği kadar silin. Yani aslında hani tabii ki bunları geniş zaman diliminde anlattım dersler. Sizin söylediğiniz her şeyi konuşuyorum, anlatıyorum. Çünkü her konunun kendi içerisinde, kendi çapında bir önemi, bir değeri vardır. Bakın arkadaşlar, Burak mesela en son Burak arkadaşımızın söylediği şeyin üzerinde tabii. Bu işin anahtarı, bakın ben net bir şekilde söyleyeyim, soru çözmektir. Ben her zaman bunu söylüyorum. Eğer ki diyorum konuyu öğrendiniz, konuyu öğrendikten sonra o konunun, o bilginin denlenmesini sağlamak istiyorsanız soru çözmeniz lazım. Bol bol soru, deneme soru, yani fark etmez. Hatta bakın ben size bir şey söyleyeyim. Ben şunu her zaman söylüyorum arkadaşlarımız. Diyorum ki arkadaşlar bakın, unuttuğunuzu düşündüğünüz konuyu açıp okumaktansa soru çözerek konuyu hatırlamayı alışkanlık haline getiriyor. Ben diyorum mesela atıyorum, İslamiyet öncesi Türk devletleri anlattım size değil mi? Evet anlattım. Şimdi bir iki kere tekrar ettim. Bir, beş, on, otuz, kırk neyse soru çözdüm değil mi? Evet. Aradan iki ay geçti. Sen İslamiyet öncesi Türk devletlerini unuttuğunu düşünüyorsun. Açıp o konuyu okumak yerine o konuyla ilgili arkadaşlar, o konuyla ilgili ne yapıyorsunuz? Soru çözüyorsunuz. Soru çözerek hatırlıyorsunuz. Bu arada eğitim koçuyla bir seans öncesi görüşmek eğitim maçı tıklayabilirsiniz. Evet. Hayır Rabia, o zaman bir şeyde bir sıkıntı var. Bakın peki sorular nasıl çözüyorsunuz? Bir iki dakika daha konuşup hemen soru çözeceğim. Hatta orada da sizlere bir şeyler anlatacağım. Arkadaşlar bir şeyler paylaşacağım. Dikkat edin. Şimdi bakın. Ben diyorum ki arkadaşlarımıza, hepiniz için söylüyorum, sizler de iyi dinleyin. Yani şey değil, son gün öyle bir konu şeyimiz yok. Böyle 5-6 artık kaç tane soru çıkacak karşımıza, o soruları çözeceğiz. Yani öyle bir konu şey değil, dağınık, tamam mı? Genel bir değerlendirme. Şimdi bakın ben size bir şey söyleyeceğim, beni çok iyi dinleyin. Arkadaşlar, soru çözerken özellikle ilk öğrendiğiniz konu, İlk öğrendiğiniz konuyu. Neyi öğrendiniz? Osmanlı kültür medeniyetine. Hocanız dersi anlat veya ben anlattım. Konu bitti ya. Konu bittikten sonra bir kere tekrar yapıyorsunuz. Okuyorsunuz, altını çiziyorsunuz. Sonra 30-40 tane soru.
alıyorsunuz. Osmanlı Kültür Medeniyeti'nde 3 veya 4 test. Yani 30-40 ne bilemedin 50 soruyu alıyorsunuz. Osmanlı Kültür Medeniyeti'nde defterlerinin notlarını önüne açıyorsun, koyuyorsun kitaplarına. Tek tek o soruları açıklayarak çözüyorsunuz. Bakın her konuyla ilgili ilk başta bunu yapın. Osmanlı Kültür Medeniyeti ile ilgili adam soru sormuş. Ne demiş? Mesela açıklayıcı soru derken çözüm soru demiyorum. Siz açıklayacaksınız. Notlarınız, defterleriniz, her şeyiniz önünüze açık. Adamı sormuş. Demiş ki aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde bir yönetim birimi değildir? Veya bir toprak birimidir? Böyle bir soru. Mesela hangisi Osmanlı Devleti'nde Divan-ı Hümayun'da görev alan kişilerden biri değildir? Diye bir soru sor. A. Sadrazam. Bir cümleyle sadrazamın kim olduğunu açıklar. C. Veziler. Bir cümleyle açıklar. Ben C. Nişancı. Açıklar. Örnek görüyorum. D. Beylerbeyi. Açıklar. A. Cevap Beylerbeyi. Cevap Beylerbeyi. Ama diğer şıkları açıklar. Açıklar. Yani bakarak notlarına bakın. İlla artı eksi koyacağız diye bir kural yok. 10 tane soru çözdüm. 6 tanesi doğru. 5, 3 tanesi yanlış. Aa, niye bu kadar yanlış çıktı acaba deyip diğer teste geçmeyeceksiniz. Bu şekilde yapacaksınız. İlk 30-40 soruyu böyle çözün. Her konuyu böyle açıklayarak çözün. Tek tek açıklayın soruların karşısına. Ha, bu bir. İkincisi bakın. ÖSYM, KPSS. Özellikle tarihte bu çok oluyor. Çok fazla sizi zorlamıyor arkadaşlar. Ben her zaman şunu söylerim. KPSS'deki tarih zorlaşan siz dersiniz. Kafanızdaki ön yargılar, tarihe bakış açınız. Oysa adam o kadar kolay sorular, o kadar açık bir sorular soruyor ki. Ben mesela çıkmış son 18 yılın bütün sorularını arkadaşlarıma verdim, gönderdim. Bakın dedim, hangi sorular sizi zorluyor? Tabii canım, abiler aynen öyle. Bakın, aynen beni demek istediğim nokta da oluyor. Yani ben şimdi burada örnekler de vereceğim. Yani demek istediğim nokta şu arkadaşlar. Piyasadaki yayınlar, piyasadaki kitaplar o kadar gereksiz ayrıntılarla dolu ki bazen arkadaşlar bana öyle ilginç sorular atıyor ki ben uyarıyorum lütfen arkadaşlar bu kadar gereksiz bu ayrıntıya girmeyin diyorum. Tarihte ayrıntının sonu yok, bilginin sonu yok. 22 yıldır ben tarih anlatıyorum, hala yeni şeyler öğreniyorum. Siz 4-5 veya 6-7 ayrıntı ya da bilemediğiniz 8 aylık süreçte tarih neyini öğrenmeye kalkıyorsunuz? Siz sınava hazırlanıyorsunuz arkadaşlar. Siz tarihçi olmayacaksınız. Adam ilk gözlük takan padişahı soran mı dersiniz? Osmanlı Devleti'nde ilk banyo kazanı ne zaman kullanıldı? Aşağıdaki limanların hangisinde bakır bir ticareti yapılmaktaydı? Dinler ne? Ya inanılmaz şeyler. Tabii ama dediğim gibi her türlü ayrıntı soruya da girmeyeceksin. Şimdi arkadaşlar isterseniz hani bize ayrılan zaman birimi bugün kısaldığı için şöyle biraz bir soru çözelim. Ya güneş diyorum ya 22 yıl oldu yani tamam 22 yıl oldu. Tarih anlatıyorum. Olayın içindeyim. Sürekli KPSS mi dersiniz, akademide mi dersiniz, kurumlar arası sınavlara geçiş şeylerinde her yerde her kesime tarih anlatıyorum. Her yıl arkadaşlar bilgilerime yeni şeyler ekliyorum. Aa falan dedim olaylar oldu. Aa bu da mı var demişler. Bak bunu yeni öğrendim. Dedim bir sürü bilgi çıkıyor ya. Onun için sizler sakin olacaksınız. Öyle çok fazla ayrıntıya girmeyeceksiniz. Melek, çıkmış sınav sorularını çözün. Ben bunu söyleyeyim. Alın elinize çıkmış. Tek tek açıkları o soruları çözün. Emin olun var ya, acayip etkili olun. Çöz tabii ki senin. Peki ben size şunu söyleyeceğim. Çıkmış sınav sorularını çözerken, hiç şuna dikkat ettiniz mi? Sorular hemen hemen hepsi birbirine benziyor. Özellikle tarih. Ya arkadaşlar tabii çöz ya çok büyük faydasını göreceksin. Hatta ben ne diyorum? 20-25 gün kala piyasadaki yayınlardan mümkün mertebe uzak durun. Sadece
Nesin var piyasada? O kadar ilginç sorular var ki. Sınava yakın zamanda o ilginç sorularla karşılaşan bir adam bu işi yapamayacağını düşünmeye başlıyor. Ya yine yanlışım. Allah kahretsin, bu neydi? Bunu ilk defa gördüm. Yani panikli bir adam. Sınava yakın zamanda piyasadaki yayınlar adamı bunaltıyor. Hayır, tarihte yok. Tarihte yok. Müslüm, çizimi çöz. Hiçbir problem yok. Yani çözebildim. Son 10 yılın kanaati çözüm. Tamam, son 10 yılı. Ağırlık vermeniz gereken konuları da söylerim. Yani ben soru dağılımı söyleyeyim. Osmanlı'da inkılap var. Bu ikisine ağırlık verirseniz, hepsine ağırlık verin de, toplamda 20 soru çözüm, 21 soru. Osmanlı tarihiyle inkılap tarihi. Toplamda 21 soru. Toplam 21 soru. Osmanlı ve inkılap bitti. Osmanlı tarihi ve inkılap. Ya onlara da dikkatli. Bazı yayınlarda ne anladın? Çok ya arkadaşlar, güneş diyorum ya, ben nelerle karşılaşıyorum ya. Nelerle karşılaşıyorum. Başak ne dedi biliyor musun? Başak da hocam çok tamam, hemen geçiyorum. Yani güncel olaylara, evet arkadaşlar, genelde bakın, genelde ben şunu söyleyeyim. Bu tip kamu sınavlarında soruları şekillendiren güncel olaylar. Hayır, mesela 27 soru çıkıyor da ben sadece Osmanlı ile inkılap tarihinde söylüyorum. Vaddettin Hatice. Vaddettin. Hadi arkadaşlar. Zaten çıkacak soruların çözümünü analize. Tahmini şeyler. Biraz zorlayacağım size. Ama olsun. Arkadaşlar, dikkatli olmanıza fayda var. Mesela bu. Esra anlat. Tamam. Sistem yöneticimiz Tuğba Işık arkadaşınıza yardımcı olsun. Dur, onu söyleyeceğim. Sistem yöneticimiz bir yazı yazdı ama. Evet. Derdim. Tamam. Sayımız çok kalabalık olduğu için ben hani hepinizin şeyin cevap vermesini beklemeyeceğim. İsterseniz siz böyle cevapları yazdınız, C diyen oldu, D diyen oldu, E diyen oldu. Sanki ağırlıklı olarak E diyenler var. Şimdi bakın, ilk önce şuna dikkat edin. Ve ben size 4 tane cümle yazacağım, tamam mı? Arkadaşlar, bu cümleler hayat kurtarıyor. Şimdi beni iyi, tamam. İsterseniz şey yapalım mı arkadaşlar? Ben durun dedikten sonra duralım. Çünkü 160 kişiyiz. Yani kesin cevap vermesini beklediğim zaman soruyu açıklamaya zaman kalmayabilir. Mesela şu anda duramam. Durduk. Cevap yazmayın, beni dinle. Şimdi ilk önce soruyu okuyalım. Bakın, sizin yapmanız gereken hareketler de bu. Ve Osmanlı kültür medeniyeti ÖSYM'nin özel ilgi alanına giren konulardan bir tanesidir. Bu tip kavramlara da dikkat etmek lazım. Şimdi bakın, ilk önce ne diyor? Osmanlı Devleti'nde görülen yukarıdaki durumlardan hangisinin, bakın soru kökünde vurgulara çok dikkat edin, hangisinin artması veya yaygınlaşması olumsuz gelişmeler yaşandığının kanıtıdır. Evet, şimdi kısaca açıklayalım. Bakın, avarız. Hemen bunları bir açalım. Bakın, sizler de soru çözerken bunları avarız. Ne diyoruz? Olağanüstü durumlarda, değil mi? Olağanüstü durumlarda alınan vergi. Değil mi? Olağanüstü durumlarda alınan vergi. İlk kez kim alıyor bu vergi? İlk kez ikinci Beyazıt. İkinci Beyazıt döneminde ilk kez bu vergi alınıyor. Şimdi mantıklı düşünelim. Bunun artması kötü bir olay mı? Arkadaşlar, bunun artması kötü bir olay mı? Kesinlikle. Evet, değil mi? Demek ki alınan vergi demek. Evet, değil mi? Arkadaşlar, demek ki olağanüstü durum her, ya savaş durumudur, ya göç durumudur, ya istila durumudur, ya bir felakettir, değil mi? Demek ki bu vergi eğer artış gösteriyorsa
olumsuz bir gelişme yaşanıyor. Bunu alırız. Bilinen kardeşlikleri eleriz. Tak tak. Bakın bu eleme usulleri her zaman yapın. Tamam mı sınavda? Direkt eleyin. Ha bir şey söyleyeceğim, beni çok iyi dinleyin. Öncüllü sorular, ekranda gördüğünüz gibi. Öncüllü sorular, 3 tane öncül vermiş. Eğer soru kökü olumsuz olursa cevap hiçbir zaman 1-2-3 olmaz. Bu sizin için önemli bir bilgiyle. Arkadaşlar çok dikkatli olun, tamam mı? Tekrar ediyorum, öncüllü sorularda hani 1-2-3. 4 de olsa fark etmez. Eğer soru kökü olumsuzsa hiçbir zaman cevap 1-2-3 olmaz. Tamam mı arkadaşlar? Soru kökü olumsuzsa. Bunu bir kenara not alın. Bazen hayat kurtarıyor. Çift bozan veririz. Ne diyoruz? Toprağa nedensiz kesin %100 hanife. Kesin bilgi değil. %100. Dalı bu basar. Çünkü sorunun öğreticiliği ve geçerliliği ortadan kalkıyor. Şöyle bir örnek vereyim mi hanife? Bekleyin. Şöyle bir bir örnek vereyim. Mesela düşün, bu soru kökünün olumsuz oldu. Yukarıda verilenlerden hangisi diyelim? Şöyle bir soru soralım. Mesela örnek veriyorum. Sizin de mantığınıza yatacak. Mesela diyelim ki şöyle bir şey. Bir, iltizam. Bak mesela iltizam. İki, beşik ulemalı. Üçüncüsü ne diyelim? Örnek veriyorum. Beylerbeyi. Yukarıda verilenlerden hangileri Osmanlı Devleti'nde bir toprak birimi değildir? Değildir. Bir toprak birimi değildir. Cevap ne? Üçü de değildir. Olan ne? Bu soru sana ne kattı? Hiçbir şey. Sen toprak sistemini öğrendin mi? Yok. Hiçbir şey katmadın. Demek istediğimi anladınız mı? Basit bir örnek verdim ben size. Evet. Hangisi bir toprak birimi değildir? Üçü de değildir. Sorun öğreticilik var. Kalıbımı basarım. Her türlü garantiyi veririm. Tamam mı? Hiç şey yapmayın. Hiç. Ama benim demek istediğimi anladınız mı? Meşe. Yani nedir? Oğlum bak, o soru mantıksız geliyor değil mi? Bak böyle bir soru çözün mesela, mantıksız. Hangisi değildir? Üçü de değildir. Böyle bir soru olur mu? Ya bir bakın, tamam mı? Bir bakın. Ya çık, bazen tek tük olsa da yapıyor. Eğer siz böyle bir soru gördünüz, olumsuzsa direkt el çekin edin, hiç bakmayın. Neyse devam edelim. Çift bozan vericisi. Neydi? Çift bozan vericisi. Toprağı nedensiz yere boş bırakanlardan alınan vergi. Şimdi bu verginin artması iyi mi kötü mü? Kötü. Değil mi? Arkadaşlar yani bu ne demek? Tımar sistemi çöküyor demektir. Değil mi? Tımar sistemi çöküyor. Eylül mü? Yani Eylül bir alem sisteminde. Tamam. Bir iki hiç olmazdı. A şıkkında da olabilir. Eylül dediği de mantıklı. Evet. Arkadaşlar ne demek istediğimi anladınız mı? Bu da olumsuz. Bırakılanlardan alınan vergi. Bu da olumsuz. Bu verginin artması demek. Çift bozan vergisinin artması demek. Bu vergi ödeyenlerin sayısının artması demek. Tımar sistemi çekiyor demektir. Durum kötü demektir. İkinin olmadığı şıkkı da eledik. Şimdi iltizam dedik. Arkadaşlar. Neydi? Uzak bölgelerdeki ki dur bir dakika, bir dakika. Cevap 1-2 de olabilir. Değil mi? Uzak bölgelerdeki vergi toplama. Vallahi ben Şerife şimdilik kendi dersin için söylüyorum. Diğer dersleri hiç incelemediğim için hani orada bir mantık yürütemiyorum. Uzak bölgelerdeki vergi toplama. Ama mantıkken olur Şerife. Toplama işini kişilere verilmesidir. Kişilere verilmesidir. Arkadaşlar bakın, bu sistemin uygulanması mükemmel bir olaydır. Arkadaşlar ama Harun, soru kökü olumsuzsa dedi.
dikkat edin. Tamam mı? Soru kökü olumsuzsa bir üç üç olmaz. Dedim. Dikkat edin ha. Tamam mı? Cevap hiçbir zaman yok. Cevap bir üç üç olabilir. Soru kökü mü olumsuz? Harun anladım. Ne demek istedim? Soru kökü olumsuzsa cevap bir üç üç olmaz dedim. Kanıtı değildir deseydi olmaz. Şimdi arkadaşlar beni iyi dinleyin. Bu iltizam usulü mükemmel bir sistem olarak uygulanacak. Evet, devlet bu usul sayesinde uzak bölgelerin patrolünü sağlıyordu. Devletin kasasına nakit para giriyordu. Uzak bölgelere gönderdiği yöneticide maaşını karşılıyordu. Değil mi? Her şey. Ama iltizam usulünün yaygınlaşması ne demek? Maaş sisteminin bozulması demektir. Nerede? Merkeze bağlı. Uzak yerlerde uygulanırken problem yok. Ama yaygınlaştırılıp merkeze bağlı eyaletlerde uygulanınca işte tımar sistemi çöküyor. Dolayısıyla bu üçünün de yaygınlaşması arkadaşlar nedir? Olumsuz bir gelişmenin olduğunu göstergesidir. Şimdi beni çok iyi dinleyin. Bir dinleyin. Hiçbir şey yazmayın. Çok önemli bir bilgi vereceğim size. Arkadaşlar ne diyoruz bilgide? Bakın şu. Bakın. İyi dinleyin. Acaba bununla ilgili soru var mıydı? Bir bakayım. Bir saniye. Arkadaşlar. Şöyle yapacağım. Pardon. Ters. Mouse. Şu tarafa. Diğer soru. Bir tane soru olsun. Durun ya. Yazacağım ileride. Arkadaşlar. Hemen şey yapıyorsunuz. Evet. Birlik, bakın bu cümlelere çok dikkat. Birlik gelirlerinin yok bekle. Eylül. Birlik gelirlerinin hazineye aktarılması evet. Birlik topraklarının hayır Hanife soru kökü olumsuzsa bak şunu demek istedim. Siz beni anlamadınız bir daha hemen netleştirin. Mesela soru şöyle olsaydı kanıtı değildir. Bak kanıtı değildir. Soru kökü olumsuz mu? Evet soru kökü olumsuz. Tamam mı? O zaman bir iç içi olmaz. Şimdi soruyu bu şekilde okusana. Osmanlı Devleti'ne göre kadın mühendisinin artması veya olumsuz geçme yaşandığı kanıtı değil. Yani soru bir kere yapıyor. Dikkat edin. Yani demek istediğim nokta buydu. Tamam mı? Arkadaşlar. Yani orada soru kökü olumsuz olacak. Değildir, olamaz, söylenemez gibi şeylerden. Şimdi dirlik gelirlerin, dirlik topraklarına bir saniye. Olmaz Feyza, cevap olmaz. Cevap hiç olmayacak. Demek istediğim nokta o. Genelde olumsuzluk olur. Yani üçü de değildir. Ha, mesela ona göre bir soru. Üçü de değildir mesela. Böyle bir soru çıkar mı? Yani ben buradan şimdi bir dakika bekleyin. Yani bir saniye şöyle. Birlik toprakların, dur şunu yazayım da toprakların mukataya dönüşmesi. Dönüştürülmesi bir de ne diyoruz malikane sisteminin yaygınlaşması üçüncüsü iltizam usulünü arkadaşlar bakın genelde bunu da söyleyeyim. Eğer bir cümlenin sonunda yaygınlaştırılması ifadesi varsa genelde o şey olumsuzdur. Tamam kötü bir sonuçtur. Yaygınlaştırılması. Değil mi? Genelde olumsuzluk iltizam sisteminin yaygınlaşması. Dört tane cümle yazın. Arkadaşlar bu dört cümlede aynı şeyi ifade ediyor. Çok dikkat edin. Aynı şeyi ifade ediyor ve bu dörtte
Osmanlı'da tımar sisteminin bozulmasını nedeniyle. Ve bu cümleleri ÖSYM'e bozuldu. Bu ve dördü de aslında aynı anlamda. Hepsi de aynı kapıya çıktı. Mukata nedir? Geleri doğrudan hazine aktarılan topraktan değil mi? Dirli topraklar mukataya dönüştürürse ne olur? Demek ki dirli topraktan geliri doğrudan hazine aktarılır. Birliki aynı. Malikane sistemi. Ne demek malikane sistemi? Arkadaşlar devlet dirli topraktan gelirlerini hangi yolla doğrudan hazine aktarıyor biliyor musunuz? İltizam yoluyla. Mültezimlere diyor ki bana peşin para ver. Git şu tımar bölgesinde hepsini sen topla. Mültezim de geliyor iltizam alan kişi. Fazla fazla vergi topluyor. Bu sefer ne oluyor? Köylü toprağını terk ediyor. Değil mi? Bakın dolaylı yoldan dirli gelirleri hazine aktarılmış oluyor. İltizam, mültezimler aracılığıyla. Ama bu sefer çok fazla vergi topladıklarından dolayı arkadaşlar çok fazla vergi topladıklarından dolayı ne oluyor? Ne oluyor arkadaşlar? Bu tımar sahiplerinin topraklarını terk etmesine yol açıyor. Bu da önemli. Malikane ne demek? Güya malikane üstün hizmet gösterenlere verilen topraktır. Değil mi? Malikane sistemi derler. Ama bunun yaygınlaştırılması diyorsa dirlik toprakları mültezimlere peşkeş çekilirken malikane adı altında verilir. Tamam mı arkadaşlar? Yani bu cümleler ÖSYM'nin sorularında cümle içerisinde şıklarda geçmiş cümlelerdir. Ne demek istediğini anlayın. Tamam mı arkadaşlar? Yani aslında şöyle söyleyelim. Bozulmasının temel nedenlerinden bir tanesi, tabii ki tımar sisteminin bozulması. Ama tımar sistemi tek başına değil. Temelinde olay kafes usulüdür. Eğer o olmasaydı, hepsi çorap suçu gibi birbirine var. Padişahlar dirayetli gitseydi o zaman durum değişiyordu. Hadi şu soruyu çözün. Şu an tanıyorum. İsminizi öğrenebilir miyim? İsmim Özcan Başıbey. Çorumlu tarihçi. Evet, Çorumlu tarihçi. Çorum, medeniyetin merkezi güneşin doğduğu yer. Anadolu'ya medeniyet Çorum'dan geliyor. Bakalım bu soruya kimler cevap verebilecek? Bakayım ne? Birkaç tane bakıyorum. Ben de. Bak Seda Nur. Çorum. Şimdi isterseniz değerli yerimiz oldu. Bakın ben bunu sınavda bekliyorum. Son olarak karşımıza çıkabilecek bir bilgi. Çıkarsa da inanın sınava giren adayların %90'ını çarpar bu soru. Hem de öyle böyle değil. Var ya takla birini attırır adamı sınavda. Şimdi ben size bir soru. Kübra arkadaşımız. Aramızda Kübra diye bir arkadaşımız var. Kübra. Tamam. Bekleyin. Açıklama yapacağım. Bir saniye. Hayır. Esra çok mantıklı bir soru. Kübra. Beni duyuyor mu? Kübra sen ne dedin? Bir daha yazsana. Niye Kübra? Bir tek Kübra. Kübra'nın doğru gördüğü. Kübra doğru söyledi. Ondan dolayı. Arkadaşlar bak. Kübra kaza verin. Şimdi bana şunu söyler misiniz? Şimdi eyalet değil mi? Eyalet bakıyorsunuz. Evet. Gözden kaçırmış olabilirim Serdar. Kusura bakma. Şerife de demiş. Bak gözden kaçırmış. Şimdi çok güzel Kübra. Tabii. Eyaletin yöneticisi kim? Bana bir söyleyin. Gözden kaçırmış olabilirim. Çünkü çok hızlı gidiyor. Arkadaşlar
beyler verir. Eyaletin yöneticisi beyler verir. Değil mi? Anadolu ve Rumeli beyler. Kazanın başında yönetici kim? Kadın. Sancaklarda sancak beyi. Değil mi? Sancak beyi. Evet, naiye. Bu 19. yüzyılda vilayet nizamnameleri hazırlandıktan sonra oluşturuldu. Nahiye müdürü. Hiç alakası yok. Köy ketüda. Ketüda. İşte bunların başındaki yöneticiler verilir. Kadın nedir? Adaleti sağlayan kişidir. Aynı zamanda neydi? Adaleti sağlayan kişi yöneticiyse burada yargı bağımsızlığı tam olarak sağlanmaz. Bakın, kazaların idari amiri kadılardır. Yani hem adaleti sağlayan hem orayı yöneten kişi aynı kişi olursa yargı bağımsızlığı tam olarak sağlanmaz. Düşünsene, buranın yöneticisi aynı zamanda hakimiyim. Yargıcıyım. Taraf olabilir mi? Olamam. Hangi açıdan yaklaşacağım buna? Bundan dolayı arkadaşlar kazalarda yargı bağımsızlığı tam olarak oturmaz. Bunu niye özellikle söylüyorum? Çünkü eyaletlerde, sancaklarda kadılar var. Ve sadece hakimlik yapar. Bakın, eyaletin başında bulunan beyler değil. Kadıya hiçbir şekilde müdahale edemez. Böyle bir yetkisi yok sancak beyi. Bırak sadrazamlar, bırakın padişahlar bile ne? Neredeyse kazıların kararlarına doğrudan müdahale etmez. Padişahlar da biraz tartışılır da arkadaşlar, onun için yargı bağımsızlığı tam olarak kazalarda sağlanamaz. Çünkü hem yöneticisi hem idare amiri aynı kişi. Yargısı olmaz yani. Tamam mı arkadaşlar? Bu arada buna da dikkat etmiş oluyorsunuz. Şimdi bakalım ben. İnşallah, inşallah her şey. Aynen öyle. Tabii tabii, aynen öyle. Şimdi arkadaşlar bir dakika. Şu. Bu soruyu da çözmemiz istiyorum. Bir saniye arkadaşlar. Şöyle yapayım. Şurayı bir temizleyeyim. Soruyu net görelim. Mahmutcan. Bir mikarım. Neler neler. Gene bakacağım. Teşekkür ederim Mahmut. Sildim ama soruyu. Bir döneceğim soruya, bekleyin. Tekrar. De. Çok güzel. De diyen var. Tamam. Arkadaşlar ben hemen açıklamaya başlıyorum. Şimdi burada neye dikkat etmemiz gerekiyor? İkinci Mahmut döneminde gerçekleşen yukarıdaki yenilik hareketlerden hangisi amacı? Yerel güçlerin ortaya çıkmasını önlemeye yöneliktir. Yerel güç, burada başta neden bahsediliyor? Yerel güçten kastım. Derebeylik. Bunun Osmanlı'daki karşılığı ne? Arkadaşlar, ayanlar. Biliyorsunuz tarihin birinde Osmanlı'da ayanlar denen bir oluşum meydana geldi. Bu malikane sisteminin, bakın, tımar sisteminin bozulması ve iltizam usulünün yaygınlaştırılmasının bir sonucu olarak ortaya çıkan zengin toprak ağları, yani mültezimler ayanlara dönüşür. Devlet bu ayanları kontrol altına alabilmek amacıyla senedi itibar sözleşmesini imzalıyor. Bakın, bu sözleşmeyi imzalayan ikinci Mahmut bu sözleşme içine sindiremeyip daha sonra ayanlara büyük bir darbe indirerek bu sözleşmenin de iptalini sağlıyor. Bir daha bu tip insanlar ortaya çıkmasın. İkinci Mahmut ne yapıyor? Önlemler alıyor. Bunlardan bir tanesi ne? Ulema diyoruz ya, ulemanın yetkili. Ulema neydi arkadaşlar? Ulema. Biliyorsunuz Osmanlı'da ilmiye sınıfı. Değil mi? Yani sınıfı. Yani evet. Yani ikinci Mahmut'la ilgili
Çok fazla konuşacak şey var da buraya sığdıramam. İlmiye sınıfı, yani din adamları. Adamların sınıfı. Bunların yetkilerini sınırlar. Peki bunun, arkadaşlar, bunun yerel güçlerle bir alakası var mı? Ayanlarla, topraklarla? Yok. Bunlar merkezdeler. O zaman bu olmaz. Bunun olduğu şey. Değil mi? Gitti. Şimdi arkadaşlar, tımar sistemini kaldı. Evet, ikinci mağdur tımar sistemini kaldı. Çünkü bu sistemin bozulması, arkadaşlar, ayanlar gibi insanların ortaya çıkmasında etkili oldu. Tamamen bu sistemin bozulmasının bir sonucudur ayan. Çünkü boş kalan toprakları insanlar ekmedi ya, topraktan terk etti ya, köyden kente göç etti, büyük kaçkın denilen hareketi başlattılar ya. Boş kalan arazileri bu toprak ağları ekti işte. Bunu kaldırdı bu sistem. Kazaları doğrudan merkeze bağladı ki birileri orada yönetimi, hakimiyeti kurmasın. Doğrudan merkeze bağlıyor ki oralarda farklı insanlar etkili olmasın diye. Önceden kazalar sancaklar, eyaletler merkeze bağlı. Böyle bir yaraşı vardı. Kazalar doğrudan merkeze bağlı. Devlet otoritesi kazalara kadar çok rahat bir şekilde gidiyor. O zaman bu da merkezi otoriteyi güçlendiren bir durumdur. Bu da yerel güçlere darbe indirir. Muhtarlıkların kurulması da kesinlikle. Çünkü devlet bu sayede mahalle aralarına kadar, köylere kadar otoritesini yürütüyor. Bu üçünün ortak amacı nedir? Merkezi otoriteyi güçlendirmek, evet. Ve yerel güçlerin ortaya çıkmasını engellemektir. Cevap Denizli. Tamam mı? Beyza. Evet, cevap Denizli olur. Yani bu üçünün de ortak amacı. Hayır, birazcık ben şey yapıyorum. Bu sorular var ya, KPSS'de üçlü sorular ama benim tek istediğim şey nedir sizde? Öğrenciler yani sınavlara hazırlanırken arkadaşlarıma da, öğretmen adayı arkadaşlarımıza da bu mezlaması söylüyorum. Bakın, hayır, bir şey söyleyeceğim. Konuyu bilmek önemli değil. Önemli olan o konuyu, mantığını çok iyi yorumlamaktır. Ben diyorum, tarihte en tehlikeli şey ezberdir. Sakın ha arkadaşlar, konuları ezberlemeyin diyorum. Sakın ha. Öğrendiğiniz konuyu, yani bilgiyi kullanma gücünü geliştirin. Tamam mı arkadaşlar? İşte olay bu. O zaman KPSS'nin sizin için yapacak hiçbir şey yok. Tabii onlara dikkat edin. Tabii ya arkadaşlar, bizim amacımız burada siz işaretleyebildiğiniz kadar doğru soru işaretlemeniz değil ki. Biz burada önemli olan analiz yapıyoruz işte. Kesinlikle mantıklı. Çok iyi. Ya bakın, ben her zaman tarih dersini anlatırken de ezberden uzak bir tarih dersi anlatırım ben. Her şeyi yorumlatırım. Her şeyin bir mantığı vardır çünkü. Öyle ezber. Nereye gidiyorsunuz? Her şeyi yorumlatır. Yani Türkler göçebe yaşıyor. Niye göçebe yaşıyor? Bu adam heyecan mı alıyor da göçebe yaşıyor? Bunu yorumlat. Niye göçebe? Bundan dolayı. Peki bu nasıl bir sonuca yol açar? Göçebe yaşayan insan ne yapar? Ne yapamaz? 12 ve 4'ü. Tımar sisteminin bozulması, Burak iyi dinle. Tımar sistemin bozulması köylünün topraktan terk etmesidir. Eğer köylüler topraktan terk ediyorsa arkadaşlar, boş kalan toprakları kim eker? Ayanlar. Yani toprak kaldırır. Devlet bunu sistemi kaldırır. Çünkü devlet tüm ayanlar, yerel güçler bu sistemin bozulmasını fırsat veriyor. Muhtarlıkların atanması ise muhtarlıktan atıyor. Otoritesini en ücra köşelere kadar yükseliyor. Devlet her yerde. O zaman bu neye yol açıyor? Arkadaşlar, bu neye yol açıyor? Merkezi otoriteyi yükseliyor. Devlet her yerde. Bakın arkadaşlar, yani bunlar nedir? İşte yerel güçlerin oluşmasının gelemeyi bu aletler. Başımıza böyle bir bela geliyor. İkinci Mahmut bunu kaldırıyor. Ayanların bir daha bu tip insanlar çıkmasın diye. Bir de şunu yapalım. Arkadaşlar, çok ilginç bir şey. Şöyle yapalım soruyu. Buna da dikkat edin.
Zor bir soru. Ama iyi düşün. Yani çok güzel. Sanayilerin Osmanlı etkileri arasında. Sanayilerini bize olan etkilemedik hiçbir zaman. Bir arkadaşımız bir soru sordu. Kimdi? Tamam. Ha Esra, sanayilerini bize hiçbir zaman olumlu etkilemedik. Ya mantık ya. Değil mi? Ondan dolayı yani onun için de arkadaşlar ben size bir şey söyleyeceğim. ÖSYM'nin sınavda 6-7 kez sorduğu bir konu var. Tamam, çok iyi. Bakın, bir kere mantık. Evet, ne yaptım? Şimdi beni dinleyin. Bir şey söyleyeceğim. Tamam. Yapabildiğin sorularını göndersin. Beni dinliyorsunuz. Bakın arkadaşlar, ÖSYM'nin 6 kez sınavda KPSS'de sordu. Diğer sınavları saymıyorum. Neredeyse sadece KPSS'de sorduğu bir soru var. Tamam mı? O ne biliyor musun arkadaşlar? Hepinizin duyduğu bir şey. Balta Limanı Ticaret Antlaşması. Ya yıllarca tarih anlatıyorum. Şimdi bu konu bunlar ilgili o kadar çok soru soruldu ki. 1838 İngiliz Ticaret Sözleşmesi diye. Ben bu konuyu anlatırken hep şunu söyleyeyim. Arkadaşlar bu konuyla ilgili iki tane soru çıktı. İki kere soruldu. Bir daha sorulur mu bilmiyorum dedi. Bir daha sorulur. Ben dedim ki arkadaşlar daha sonra zamanı gelince bu konuyla ilgili ÖSYM'e üç tane soru sordu. Üç kez soru sordu. Bir daha kullandım dedim. Dördüncü kez sordu. Sonra ben dedim ki arkadaşlar bununla ilgili dört tane soru sordu. Bir daha sorar mıydım? Beşincisini sordu. Arkadaşlar bununla ilgili beş tane soru sordu. Altıncısını da sordu. Arkadaşlar Yani bilmiyorum 6 kez sordular. Bir daha sorarlar mı? Aha hocam 7 kez geldi diyebiliriz. Şimdi bu anlaşma, bakın bu anlaşma. Ben size bir şey söyleyeyim. İlk önce buna dikkat etmeniz lazım. Osmanlı'ya yansıması. Batı'nın antlaşması. Şimdi dinleyin. Bu anlaşmanın iki maddesi var. Osmanlı bitiriyor. Birincisi, Osmanlı ihracatta da %12 vergi alacak. İthalatta da %5 vergi alacak. Birinci madde bu. %5 vergi alacak. İkinci maddede dedi ki %8 olan iç gümrük ve yabancı tüccarlar muaf tutulacak. Tutulacak. Bu anlaşma, bu iki maddesi Osmanlı bitirdiler. Osmanlı baltayı yedi. Baltayı yedi. Şimdi ihracat ne demek? Dışa mal satma. İthalat ne? Dışalı. Dışarıda mal alma. Yani ihracat diyor ki eğer senin ülkenden birileri dışarı mal götürürse ondan %12 vergi al. Ama dışarıdan birileri senin ülkene mal götürürse ondan %5 vergi alacaksın. Bu oran %3'e kadar düşüyor. Bu ne demek? Senin gümrük duvarı yıktı. Gümrük duvarı yıkılınca, hal böyle olunca ne oluyor arkadaşlar? Dışarıdan, bakın dışarıdan bol ve ucuz mal girdi. Niye? Niye? Gümrük yok ki. Mal onun için kapan getirdi. Ha, dışarıdan bol ve ucuz mal girdi. Dışarıdan bol ve ucuz mal girdi ne oldu? Yerli üretim durdu. Yerli üretim durunca ne oldu? Yerli sanayi çöktü.
Lonca gitti diyeyim parantezde. Lonca gitti. Lonca teşkilatı gitti. İşsizlik arttı. Arttı. Osmanlı, şuraya yazıyorum. Osmanlı Avrupa'nın açık pazar haline geldi. Pazarın haline geldi. Arkadaşlar haline geldi. Bak ben size bir şey söyleyeyim. Hatta yabancı, yerli tüccarlar yabancılarla rekabet edemedi. Piyasadan çekildi. Piyasa tamamen yabancıların kontrolünde. Şu anlaşma şu şekliyle, ekranda gördüğünüz şekliyle neredeyse yani 6-7 kez oldu, 6 kez oldu. Onu söylüyorum. Çıkma sınav sorularını görürseniz siz de bunu net bir şekilde anlayacaksınız. Şimdi buradan mantığınızı yürütün. Bakın sanayi devriminin etkisini Osmanlı'ya sordukları zaman bakın sanayi devrimi Osmanlı nasıl etkiledi diye sorarsa her zaman baltanın sonuçlarını söylüyor. Aynısı. Sanayi devrimi Osmanlı'ya en büyük yansımasıdır. Olumsuz yansıma. Zaten sanayi devrimi bizi olumlu etkiledi. Artı ileriki zaman süreciyle topraklarımızı da sömürmek amacıyla alacaktır. Şimdi bakın, olumsuz etkiler. İhracat ne demek? İhracat, arkadaşlar mantığınızı yürütün. İhracat dışa mal satın. Hangi, kim ihracat yapar? Hangi ülke ihracat yapar? Hangi ülke ihracat yapar? Sanayisi gelişmiş devletler, üretim yapan devletler ihracat yapar. Osmanlı Devleti ihracat yapmıyor. Dolayısıyla bu olmaz. Tam tersi. Azalır. Kim ithalat eder? Üretim yapmayan, dışa bağlı olanlar ithalat eder. Yani bu artık tam tersi olacaktır. Tamam mı? Bu cümleleri özellikle ithalatın azalması diyor. İthalat artar arkadaşlar. Gümrük duvarı mı bu? Sanayide değil mi? Üretim nasıl yeri? Üretim yok. Bakın bu tersi olsaydı olurdu. ÖSYM bu cümleleri sınavda bu şekilde sorarken kullandı. Onun için ihracatın artması ise şundan karıştırmayın. Arkadaşlar şunu koysaydı bu da olurdu. Ham madde. Ham madde ihracatı arttı. Deseydi bu olur. İşte Ayşe, bak şimdi onu söylüyorum. Ayşe çok güzel bir şey söyledi. Eğer bir ülke ham madde satıyorsa o ülke nasıldır? Ayşe, çabuk söyle. Bitiktir. Eğer bir ülke ham madde satıyorsa o ülke bitiktir. Hayır. Bak Merve, bir şey söylüyor. Beni iyi dinle. Almanya. İhracat mı yapıyor, ham madde ihracat mı? Farkını siz söyleyin ya. Almanya, al örnek. Volkswagen, Mercedes, Audi. Siz söyleyin. İhracat mı yapıyor? Ham madde ihracat mı yapıyor? Araba parçası vermiyoruz ya, malzemeyi veriyoruz. Arkadaşlar, tabii canım. Almanya ihracat yapıyor ya. Ham madde ihracatı değil. Adam, tamam mı? Eğer bir ülke ham madde satıyorsa, ihracatı yapıyorsa o ülke bitiktir. Değil mi? Ama bir ülke ihracat yapıyorsa o ülke mükemmeldir. Tabii canım. Biz tütünün en iyi tütünü Türkiye'de üretiyoruz. Değil mi? Satıyoruz Amerika'ya. Amerika Marlboro'ya olarak geri satıyoruz. Pakete 30 TL olmuş. Değil mi? Biz fındığı satıyoruz dışarı. Nutella olarak geri geliyor. Değil mi? Algida'nın bilmem ne malzemesi olarak geri geliyor. Pahalı. Değil mi? Onun için bu cümlelere çok dikkat edin. Ham madde ihracatı kesinlikle. Baltayla olur. Bu olumsuz bir olaydır. İhracat olumlu. Ve ÖSYM bunları söyledi. Şimdi gelelim şuna. Kesinlikle gelelim. Şuna gelelim. Tarımsal üretim pazar ekonomisinde ÖSYM bunu sınavın birinde kullandı. Ve birçok kişi bunun ne demek olduğunu anlayamadı. Hemen bunu anlatayım. Bu arada cevap bu. Arkadaşlar. Ne demek bu? Hocam bu ne demek? Arkadaşlar. Tarımsal üretim. Evet. Nedir? Pamuk, ipek, tütün, buğday, arpa gibi, yulaf, yapağı gibi
tarımsal üretim önceden Osmanlı Devleti'nde ülke için yapılıyormuş. Ve ülkede iç piyasada bunlar tüketiliyor. Tekrar ediyorum. Pamuk, tütün, ipek, yapağı, değil mi? Buğday, arpa, yulaf, bu gibi tarımsal üretimler ülke için yapılıyordu. Ve ülkede iç piyasasında tüketiliyordu. Fakat sanayi devrimi olduktan sonra, Avrupa sanayileştikten sonra hem sanayisi için hem de kendi ülkesi için tarımsal ürünleri Osmanlı ülkesinde almaya başlıyor. Yani bizim iç pazarda tüketmemiz gereken tarımsal üretim pazar ekonomisine dönüştü dersek dışarı satılmaya başlıyor. İşte bize en büyük yansıması bu. Ülke için yapılan tarımsal üretim pazar ekonomisine dönüştü. Evet. O zaman ne olur? Senin ülkendeki halkın alım gücü daha da düşer. Değil mi? Ya fındığın %70'ini biz üretildin dünyada. Bilmiyorum şu andaki oran ne oldu? TÜİK verilerde, coğrafyada gördünüz mü siz? Coğrafyada mı öyle bir şey vardı? %70'i dünyadaki fındık üretim %70'ini Türkiye'de diye biliyordu. Yanlış mı biliyorum bilmiyorum, oran değişti mi? Ama en pahalı fındığı biz yiyoruz. Değil mi? Niye? Çünkü dışarı satılıyor. Birinci değil mi? Ben yanlış hatırlamıyorsam fındıkta. Yani fındık alacak %75 bak. Fındığı almaya gidiyor kuru yemişçi. Adam sanki altından altın satıyor. Altın tuzu verecek sanki. Yazmış 110 TL. Yani bir abi 3 tane alabilir mi? 3 tane almadı. Yani arkadaşlar hani o da Avrupalılar çayı çok seven bir millet olsaydı orada da gitti. Ya onu da söyleyeyim ha. Avrupa gelişmiş ülkeler çayı çok sevseydi orada da giderdik. Ya arkadaşlar diyorum. Önceden mesela çok alabiliyorduk rahat bir şekilde bu tür şeyler düşünüyorum. Kârlam. Bin kere düşünüyorsun yani. 200 bin ya 200 TL olur. 150 TL kurdu. 200 TL yani. Yani aynen öyle. Şimdi siz bu soruyu anladınız mı? Demek ki şu ithalat, ihracat ve ham madde ihracatı bu cümlelere çok dikkat ediyorsunuz. Tamam mı arkadaşlar? Evet. Devam mı? Bir tane soru daha. Bakayım. Daha yeni bu soruyu da çözelim. Arkadaşlar bir dakika. Buyurun. Eylül, sor. Dinliyorum Eylül. Çok güzel. Evet. Aslında birazcık şeyde söylediğim gibi bir şeyler var. Bakayım. Tamam. Hemen cevaba geçelim. Bakın. Yukarıda verilenlerden hangisi Osmanlı'da ayrıcalıklı bir sınıfın oluşmasına zemin hazırlamıştır? Ayrıcalıklı bir sınıfın oluşmasına. Bakın. Şeyden başlıyorum. Dördüncüsü. Değişilmeden devlet yönetimine getirilmez. Arkadaşlar bununla ilgili bir olay anlattım ben arkadaşlarımıza. Fatih Sultan Mehmet Candarlı Halit Paşa'yı niye idare etti? Ve neredeyse adamı suyla bitiyor. Öyle böyle darmadağın. Fatih Sultan Mehmet. Bu olay bakın dördüncü öncül Fatih Sultan Mehmet'le birlikte başlıyor. Tamam mı? Fatih Sultan Mehmet'le birlikte başlıyor. Daha dur neler neler anlattım. Neden? Fatma doğru onlar var. Müsaadeleri de ondan dolayı getiriyor. Ondan dolayı değişmeden devlet yönetimi getirmesi müsaade. Arkadaşlar ben size bir şey söyleyeyim mi? Eğer Fatih Zeki bir padişah olmazsa birazcık pısırık bir adam olsaydı Candarlı Osmanlı hanedanını yok edip
kendi hanedanı adı altında devlet yuvanı kurabilecek güce erişmişti, biliyor musun? Bu olaylar öyle böyle bir olay değil, öyle basit bir olay değil mi? Ben bir anlatsam, yani bakın arkadaş, tabii o olaylar var, daha bir sürü şey var. Bakın ben size bir şey söyleyeyim, dinleyin beni. Değiştirmelerin devlet yönetimine getirilmesi Osmanlı Devleti'nde merkezi otoriteyi güçlendiren en önemli olaydır. Çok dikkatli. Tekrar ediyorum. Türk kökenli aileler yerine değiştirmelerin devlet yönetimine getirilmesi Osmanlı'da merkezi otoriteyi güçlendiren en önemli gelişmedir. Bunu var ya bir sorsun, var ya birçok kişi dökebilir. Bakın ben niye bunu söylüyorum? Dur bir dakika Esra. Ben bunu niye söylüyorum? Şimdi değiştirmelerin aile bağı yok. Değiştirmelerin nüfusu yok. Değiştirmelerin akrabaları yok. Ondan dolayı kadrolaşıp güçlenip devletin başına bela bulamıyorlar. Onun için arkadaşlar bu olmaz. Bu bilakis tam ters etki yapar. Arkadaşlar tek tutunacakları dalı vardı beyanın dediği devlet, ailesi devlet. Onun için değiştirmelere ne derler? Kul derler, kul. Tutunacak tek bir dallar var, devlettir. Onun için bu olaya çok dikkat edin. Türk kökenli ailelerin yerine değiştirme kökenli kişilerin devlet yönetimine getirilmesi Osmanlı'da merkezi otoriteyi güçlendiren en önemli olaydı. Çünkü Türk kökenli aileler devlet içinde kadrolaşıp güçlenebiliyorlardı. Bırakın padişah sözünü dinlemeyi, yeri geldiği zaman padişah kafa tutabilecek gücü ulaşıyorlardı. For example, canlarını Halil Paşa. Değil mi? İşte bu olmaz. Evet, malikane sistemin yaygınlaştırılması ve iltizam usulünün yaygınlaştırılması ayanlar ortaya çıktı. İşte bu olaylar ayanlığın ortaya çıkmasına neden oldu. Değil mi? İşte bu iki olay nedir? Ayrıcalıklı bir sınıfın oluşmasına zemin oluşuyor. Tamam mı arkadaşlar? Ama birlik gelirlerin vazineye aktarılması tımarı bozuyor. Çok dolaylı yolda bozuldu. Tımar bozulunca köylü toprağın tepki. Köylü toprağın tepkini çok dolaylı yoldan gidiyor. Yani kapı yine buraya gidiyor. Evet, Eylül. Evet, bu ikisi Osmanlı Devleti'nde ayrıcalıklı bir sınıfın oluşmasına neden. Evet. Sınıfın oluşmasına zemin hazırlamıştık falan. Ama dördüncüsü tam tersi. Ona çok dikkat edin, tamam mı? Türk kökenli aileler ve değişme kökenli kişilerin yönetimine getirilmesi. Evet arkadaşlar, bizdeki olay bu. Tamam. Yani önemli olan analizdir. Evet, 20 Haziran hocam. Tabii ki. Yani çok şey, yani ne yapabildiklerini, nasıl yapmak istediğimizi. Evet, konuştuk. İnşallah hepinizin yolu, bahtı açık olur. İnşallah hepiniz amacınızı, hedeflerinizi en mutlu halinizde, sevdiklerinizle birlikte ulaşırsınız. Atanmış bir şekilde. Muhtemelen. Tamam. Evet. Kendinize çok teşekkür ederim. Ben kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Evet. İnşallah. Tamam. Daha iki dakikamız var. Ya! Eğitim koçluğuyla. Evet. Bu arada evet, eğitim koçlarımıza size her daim yardımcı olacaklar. Ben teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Her zaman. İyi akşamlar. Karadeniz'den isterim. İyi görün. Sinop'la. Tamam, görüşürüz. Seçin. Amasya, elma, değil mi? İşte dersler, tabii canım dersler de neler olacak diyorsa. Evet.
Teşekkür ederim Aysel. Ankara, Feyza, memleketim. Hani Çorumluyum da Ankara doğumluyum. Evet. Elazığ'a, Malatya, Türkiye'nin her yerine sıcak dolu sevgiler iletiyorum. Sizler aracılığıyla. Evet Seda Hanım. Öyle Çorumlu mu olur mu? Tabii canım. Ne yapayım? Gideyim Çorum'da mı ders anlatmayayım? Tamam öyle. Elazığ'a sevgi, sen de selam söyle. Hava anlattıklarının. Evet, kendinize çok çok iyi bakın. İyi akşamlar. Yarın görüşmek üzere. Kamp döneminde evet yine birlikteyiz. Beyza, bu başlangıç. Yani siz olayın binde birini gördünüz. Daha neler yapıyordum var ya. Tabii canım, tarihin içine koyuyor herkes. Evet. Ya. Kendimi övmek gibi olmasın. Evet. Bu soruların hepsini tıklı tıklı yaparsınız. Teşekkür ederim size. Kendinize çok çok iyi bakın. Ben de bir türlü kapatamadım. Evet. İyi akşamlar. Teşekkür ederim.